mitingler yapan, bağıran, çağıran insanlar bugün arabalarıyla geçerken acaba ne düşünüyorlar? Şerefimle temin ediyorum, tırnak içinde söylüyorum, başka kanallarda da anlattım. Sayın Birant Hayattayken de yazmıştım. Sol tarafında oturuyordu Birant. Koluma vurdu. Sorma dedi, o eşekliği ben yaptım dedi. Hatta dedi, daha beterini yaptım dedi. Bir insan idam edilsin diye yürüyüş yapılır mı? Adnan Menderes asılsın diye yürüyenlerin başındaydım. Fakat dedi, ben Demokrat Parti belgeselini de bu cümleyle bitirdim dedi. Şimdi ben yapabilen bir bunları bir şey için anlatıyorum Bahar Hanım. Şimdi benim ülkemin muhalefeti alternatif iktidardır. O itibarla isterim ki ülkemin muhalefeti sürekli mahcubiyet duymasın. Yarın Kanal İstanbul'un da faaliyete geçip işte 6 sene sonra, 7 sene sonra ve bu milletin hayrına, bu milletin kazancına olduğu görüldüğünde yine muhalefetimiz üzülecektir, pişman olacaktır. Hatırlayalım, Turgut Özal Anavatan Partisi yeni kurulmuş. Rahim Necdet Yalçın Cal da şey bir dakika Bahar Hanım, müsaade ederseniz tamamlayayım. Necdet Calp da Halkçı Parti Genel Başkanı. TRT'de açık oturum yapıyorlar. Turgut Özal diyor ki köprüyü satacağım. Onun gelirlerini satacağım. Calp diyor ki sattırmam. Ne oldu? Gelirleri satıldı. Sürekli şimdi bakınız. Şunu atlıyor olabilir miyiz? Bu köprü gibi basit bir proje değil. Siz coğrafyayı değiştiren önemli ve kapsamın içeriğinin anlaşılmayan bir proje köprüler yapıyorsunuz. Köprüler de basit proje elbette değil. Elbette ama Kanal İstanbul'la kıyasladığınızda daha şimdi basit bakınız, olabilecek bir proje. Ucu görünen bir şey. Bahar Hanım, şunu Bahar Hanım, atlıyor olabilir bakın, miyiz? Bakın bugün Boğaz'dan İstanbul Boğazı'ndan günlük yıllık İstanbul Boğazı'ndan yıllık geçecek gemi sayı kapasitesi 25 bin ama 2019 ve 2020 yıllık ortalamaları 40 bini aşmış durumda. 2050 yılında 70 bin olacak. 2070 yılında 86 bin olacak. Şimdi şöyle bir sahneyi arkadaşlar yaşamışlardır zannediyorum. Arabalı vapurla Sirkeci'den Harem'e geçmek için ta Yeni Kapı'dan Bakırköy'den kuyrukların olduğu. Şimdi deniyor ki 16 bin sayfa bu projeyle alakalı rapor hazırlandı. 16 bin sayfa. O 16 bin sayfanın özetlerinden bir cümle. Dünya ticaretinde 40 trilyon dolar dönmektedir. Bu 40 trilyon doların %60 kadarı deniz taşımacılığından kazanılmaktadır. Biz ikinci bir boğazı açarak bu 40 trilyon doların %60'ından pay alacağız. Bir. İkincisi İstanbul'un güvenliği. Şimdi düşünelim. Kanal İstanbul yapılmadı ve 2050 yılına geldik. 70 bin geminin yılda geçmesi icap ediyor. Ayrıca boğaz boyunca iki yakalı olarak 50 tane iskele var. Şehir hatları vapurlarının trafiği var. Bu trafik nasıl işler? Mümkün mü? O zamanki nesiller bugünlere gönül koymayacak mıdır? Peki bir bizi şey düşünmemişler. O zaman bu kadar site yapılıyor, yol yapılmıyor. Herkesin nüfusu efendim, bakınız, her yerde ama yol bakınız, yok. Gidecek yol yok arabalarla baktığınızda. O zaman niye yolda yani, yapılmıyor şimdi buradan bakacak bugünkü olursak? Bugünkü iktidara her şey söylenir Bahar Hanım. Site çok, yol yok. Ama bu iktidar yol yaptı denemez. Zincirli kuyundan bir dünya yer yapıldı. Hala aynı yoldan geçiyoruz. Ya, üst geçit, alt geçit Hanım, bir şey yok. Yani bu iktidar kadar... Deniz trafiği, özür dilerim üstad. Bu deniz trafiği ileride bir uluslararası mesele haline de gelebilir. Boğazları kaldırmadığında bu sefer bu Kanal İstanbul'u bir uluslararası baskıyla yapmak onu zorunda da kalabilirsiniz. Onu birazdan soracağım evet. Zaten evet. Size. Toparlayabilir miyiz? Reklama gideceğim çünkü. Devam edeyim. Dolayısıyla İstanbul'un güvenliği meselesi var. Arkadaşların söylediklerini anlayışla, saygıyla karşılıyorum. Yani Berhan Bey dedi ki deprem meselesi. Elbette o başlı başına bir konudur ve mutlaka yapılması icap eden bütün tedbirler alınmalıdır.
Naci Bey de benim ta asistanlığından beri dostumdur, hemşehrimdir. Annesi çok muhterem.